Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Söz hakkıyla karşınızdayız efendim. Her salı olduğu gibi yine bu haftada hem çalışma hayatı hem de ülke gündeminde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ankara stüdyolarımızda değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Türkiye Kamusen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Bürosen Genel Başkanı Sayın Türkeş Güney stüdyo konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz efendim. Bizler teşekkür ederiz. Hani tabiri caizse ayağınızın tozuyla sizi ağırlıyoruz. Yaz kış demiyorsunuz hakikaten Türk Bürosen, Türkiye Kamusen alanlarda evet. Kamu görevlileriyle, onların dertleriyle, sorunlarıyla hemhal oluyorsunuz. Ve sizi Ankara'da hazır bulmuşken bugün de stüdyomuza konuk edelim dedik. Sağ olun siz de bizleri kırmadınız. Başkanım konuşacağımız çok başlık var. Evet. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun tabii. Ülke gündemi yoğun. Evet. Artık tabii yaklaşan bir seçim gündemi de yavaş yavaş giriyor. Milliyetçi Hareket Partisi tabii Sayın Genel Başkanı işte Devlet Bahçeli'de başladı mitinglerine. Geçtiğimiz hafta Sivas'taydı hafta sonu ve devamı da gelecek. Tabii kamu çalışanlarının beklenti ve talepleri de var bu süreçte. Şimdi 1 Ekim'de Meclis Genel Kurulu açılacak evet. Sayın Başkanım ve tabii ilk önemli başlıklardan birisi 3600 evet. meselesi biliyorsunuz tabii. Belki bazı memurlarımızın beklentileri karşılanmadığı noktasında bir takım talepleri var ama bir eylem planınız var mı ve 1 Ekim itibariyle Meclis Genel Kurulu'nun açılması itibariyle neler yapmayı planlıyorsunuz? Oradan başlayalım isterseniz. Efendim öncelikle bize ekranlarını açan Bengü Türk Televizyonu'na yayında emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekranlar başında bizleri izleyen seyircilere de hayırlı akşamlar, iyi bir program olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun efendim. Şimdi efendim, 2018 yılında 4 hizmet grubuna emeklilik ek göstergelerinin 3600 lira çıkarılacağına dair vaatle başlayan süreç, 5 Temmuz 2022 tarihinde 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet bazı kanunlarda değişiklik yapılan kanunla 4 meslek grubu ile 3600 ek gösterge kapsamında bulunmayan ama sendikamız Türkiye Kamusen'in girişimleri sonucu kısmen bazı unvanlar bazında kapsama alınan genel idare hizmetler sınıfının da içinde yer almasıyla 3600 ek gösterge 4 hizmet grubu ve genel idare hizmetler sınıfındaki bazı unvanlar açısından yasallaştı. Ancak 3600 ek gösterge kanunumuzun yürürlük tarihi 15 Ocak 2023. Hı hı. Kanun bu haliyle sorunları çözmüyor. Çünkü kamu hizmeti bir bütündür. Nasıl ki 4 meslek grubunun hizmetleri önemliyse, ülkemizin sınır boylarında kahramanca görev yapan ve bu uğurda şehitler veren personelinin birçoğu da 4 yıllık üniversite mezunu olan Gümrük Muhafaza ve Gümrük Teşkilatımızın da 3600 ek göstergede yer alması gerektiğini, adalet çalışanlarının, İçişleri Bakanlığı çalışanlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının, Maliye çalışanlarının, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının, işte programcı, çözümleyici dediğimiz bilişim personelinin, şef ve altı ünvanlarda yer alan personelin de 3600 ek gösterge kapsamında yer alması gerekiyordu. Ancak kanun bu haliyle sadece 4 meslek grubu ve genel idari hizmetler sınıfında bazı ünvanlara 3600 ek gösterge imkanı sağlıyor. Biz bütçe plan komisyonunda kanun geldiği zaman bu konuda büyük mücadeleler verdik. Dedik ki Türkiye Kamusen sorumlu sendikacılık anlayışıyla ek göstergenin özelliği olan hiyerarşiyi bozmadan ama emekli maaşlarını da düzenleyen bir kanun teklifimiz var. Bütün ünvanlara ek gösterge artışı yapalım. Ancak tazminat yansıtma oranlarının artışıyla da emekli maaşlarını düzenleyelim. Görüşüyle düzenlenen kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda savunduk. Bu görüşümüzün kanunlaşmasını talep ettik. Ancak mücadelemiz sonucu 3600 ek gösterge kapsamında yer almayan genel idari hizmetler sınıfında bazı ünvanlar, evet. bizim de tam talebimizi, beklentilerimizi karşılamayan bazı ünvanlar 3600 ek gösterge kapsamına dahil oldu. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilleriyle görüşmelerde bulunduk.
Sebebi neydi bu görüşmelerimizin? Bu kanun bu haliyle sorunları çözmüyor. Bu ek gösterge memurun gündeminden çıkmaz. Daha uzun yıllar tartışılır diye. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş Bey bize şöyle dedi. Dedi ki Ekim ayında meclis açılana kadar evet. 3600 ek gösterge ile ilgili dilek ve talepleri, şikayetleri toplayacağız. Ekim ayında meclis açılınca 3600 ile ilgili şikayetleri, dilekleri tekrar masaya yatırırız. Biz de bunun üzerine Türkiye Kamusen olarak şu elimizde gördüğümüz 3600 ek gösterge kanun teklifimizi revize ettik. Bu kanun teklifimizde ne var derseniz 3600 ek gösterge kapsamında yer almayan genel idari hizmetler sınıfında 2 yıllık 4 yıllık yüksekokul mezunu bütün ünvanlara 3600 ek gösterge istiyor. Aynı zamanda yine 3600 ek gösterge kapsamına dahil edilmeyen teknik hizmetler sınıfında 2 yıllık, 4 yıllık bütün yüksekokul mezunlarına 3600 ek gösterge istiyoruz. Çıkan kanunda yardım hizmetli kardeşlerimize 600 ek gösterge rakamı uygun görülmüş. Takdir edersiniz ki 600 ek göstergenin karşılığı 119'dur. Bu da sorunu çözmüyor. Evet. Türkiye Kamusen olarak da yardım hizmetli kardeşlerimize 2200 ek gösterge istiyoruz. Sadece ek gösterge istemekle kalmıyoruz. Tazminat yansıtma oranlarının da artırılmasını istiyoruz. Evet. Ya ek gösterge yoluyla ya da tazminat oranlarının yansıtma oranlarının artırılmasıyla mutlaka 3600 kapsamında yer almayan genel idari hizmetler sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardım hizmetler sınıfındaki kardeşlerimizin emekli maaşlarının yükseltilmesini talep ediyoruz. Çıkan kanunumuz Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Teşkilatı ve Silahlı Kuvvetler mensuplarından emekli olan 3600 ek gösterge alma ihtimali olmayan öğrenim durumları itibariyle personelin emekli maaşlarına 1200 lira ilave ödeme getiriyor. Biz de diyoruz ki bütün kamu görevlilerinden 3600 ek gösterge alma ihtimali olmayan yani öğrenim durumları itibarıyla lise ve altı öğrenim durumları olan personelimize de emekli maaşlarına evet. 1200 lira ilave zam yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü kamu yönetimi bir bütündür. Tabii. Bütün kamu görevlilerinin yaptığı görev önemlidir. 4 hizmet meslek grubunun yaptığı iş ne kadar önemliyse genel idari hizmetler sınıfında, teknik hizmetler sınıfında, yardım hizmetler sınıfında bulunan kardeşlerimizin de yaptıkları iş önemlidir diyoruz. Bu konuyla ilgili meclis açılmadan önce talep ve isteklerimizi tekraren Sayın Mustafa Elitaş'a ileteceğiz. Kendilerinden randevu talep ettik. Bu hafta Ankara dışındalarmış. Önümüzdeki hafta Ankara'ya geleceklermiş. Kendilerini ziyaret edeceğiz. Diğer grup başkan vekillerini ziyaret edeceğiz. 3600 ek göstergede eksik kalan, 3600'ün ek gösterge kapsam dışında kalan genel idari hizmetler sınıfında, teknik hizmetler sınıfında ve ek göstergesi düşük olan yardım hizmetlerin mutlaka ek gösterge evet. oranlarının artırılmasını talep ediyoruz. Talep ve beklentilerin karşılanması için de tabii, alandasınız. 1 Ekim itibariyle de genel kurul sürecinde yakından meclisin açılmasıyla birlikte de bu çalışmalarımıza hız vereceğiz. Evet. Tazminat yansıtma oranlarının artırılmasına ait yetki Sayın Cumhurbaşkanımızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın da inşallah bu konuda adım atacağına inanıyoruz. Evet. Tazminat yansıtma oranlarının da artırılmasıyla 3600 ek gösterge memurun gündeminden çıkacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah. Eksik kalan kısımları da Türkiye Kamusen'in tamamlaması noktasında üzerine düşen sorumluluğu evet. yerine getirecek. Başkanım tabii biraz da az önce dediniz ya yardım hizmetleri vesaire onlarla ilgili de geleceğim birazdan. Selamları da var sizlere ama sözleşmelerle ilgili tabii gündem hareketli biliyorsunuz. Profesör Doktor Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin de bu konuda açıklamaları oldu. Evet. Sözleşmelerle ilgili bir artık sürece girildi öyle görünüyor. Türkiye Kamusen'in yıllardır zaten bir talebi var. Sayın Genel Başkan da bugün attığı birkaç tweetle Önder Kahveci. Evet. Ya bu işin tek çözüm yolu kadrodur dedi. Evet. Türkiye Kamusen her zaman olduğu noktada durmaya devam ediyor. Bir kadro talebiniz var. Gelişmeleri sizden dinleyelim. Buyurun. Efendim bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı bitirmek üzere olduklarını, bunun ardından kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili daha sonra EYT ile ilgili çalışmaları yapacaklarını ifade ettiler. Bu bizi memnun etti tabii. Ama
sözleşmelilere kadro meselesinde de Türkiye kamusunun kırmızı noktaları var. Kırmızı çizgileri var. Öncelikle bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Bütün sözleşmeli kardeşlerimiz bunları iyi dinlesinler. Bu Türkiye kamusunun ve Türk bürosunun talepleridir. 4B statüsüne geçme şartları göz önüne alınmadan. Yani ne demek istiyoruz? 4C'den 4B'ye geçmiş. Evet. 4B'ye KPSS sınavıyla alınmış. Bu şartlar göz önüne alınmadan. Bunlar ayrıştırılmadan bütün sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Nasıl 2011-2013 yılında bütün sözleşmeliler kadroya geçtiyse, bu sefer de aynı şekilde bütün sözleşmeli kardeşlerimizin kadroya geçmelerini talep ediyoruz. Bu bir. İkincisi, sözleşmeli personelin kadroya geçirirken sözleşmeli personelin kazanılmış haklarının zayi olmasını istemiyoruz. Ne demek istiyoruz? Aldıkları eğitime göre, diplomalarına göre kadrolara atanmasını istiyoruz. Özellikle özelleştirme mağduru insanlar var. İşte özelleştirilen kuruluşta teknisyen, mühendis, bu 4B'li olmuş. Şimdi kadroya atanırken bunların mutlaka diplomalarına göre işte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ihraz ettikleri kadrolara atanır diyor. Sözleşmelilere kadro verilirken bu husus mutlaka dikkate alınmalı. Ayrıca 4B'de ve 4C'de geçen hizmet süreleri kadro derecelerinde dikkate alınmalı. Aynı devlet memurları gibi hizmete başlayış mesleğe giriş yılı olarak 4C'de ve 4B'de geçen süreleri dikkate almalı. Kadro dereceleri buna göre düzenlenmeli. Onun haricinde özellikle PTT'de çalışan kardeşlerimizin işte idari sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili bir sorun gözüküyor. Biz bütün sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini talep ederken bu PTT'deki kardeşlerimizin de mutlaka göz önüne alınmasını talep ediyoruz. Sözleşmeler konusunda tabii Sayın Bakan'ın bugünkü açıklamaları son derece önemliydi başkanım. Evet, bir iki husus daha var sözleşmelerle ilgili. Tabii. Kadroya geçilmede gönüllülük esas alınmalı diyoruz. Gönüllülük esas olmalı. Emeklilik yönünden de sözleşmelide geçen sürelerin memuriyete sayılmasını talep ediyoruz. Bu konuda bir an evvel ülke gündeminden, devlet memurlarının gündeminden çıkmasını talep ediyoruz. Çünkü Türkiye kamu sen olarak kadrolu devlet memurluğu istihdamı esastır diyoruz. Evet. Kamu endişeleri varsa, çekinceleri varsa tedbirlerini alsın ama istisnai bir istihdam şekli olan sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair usulü genel istihdam şekli haline aldırmasın. Son zamanlarda görüyoruz ki sözleşmeli istisnai bir istihdam şekli olan sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair usul genel istihdam halini almış. Kadrolu devlet memurunun önüne geçmiş. Evet. Biz devletimizi savunuyoruz, bayrağımızı seviyoruz, milletimizi seviniyoruz ama kadrolu devlet memurluğu esastır. Evet. Devlet işleri mutlaka kadrolu devlet memurları eliyle yapılmalı. Sözleşmeli alıyoruz. Sonra sendikalar başlıyor. Sözleşmeliye kadro. Devlet bununla ilgili çalışıyor. Biz yoruluyoruz. Devlet evet. Yoruluyor. Bunu baştan kadrolu devlet memuru istihdamıyla yaparsak ne biz yoruluruz, ne kamu yorulur, ne de devlet işlerini yaptırdığımız memurlarımız ileriyle ilgili endişeleri olur. Tayin terbiyle ilgili bir sıkıntılar olur. Tayinle ilgili bir sıkıntılar olur. Devletin asli görevi vatandaşına kaliteli kamu hizmeti vermektir. Kaliteli kamu hizmeti de çalışma şartları, özlük hakları düzenlenmiş devlet memurları eliyle verilir. Bu şekilde sözleşmeli personelle geleceğinden endişe eden, tayin hakkı olmayan, işte görevde yükselme sınavlarına giremeyen personelle kaliteli kamu hizmeti verilemeyeceğini düşünüyoruz. Tavsiyemiz, talebimiz kadrolu devlet memurluğunun temel istihdam şekli olarak devam etmesi. Devam. Evet. Bütün sözleşmelerin kadroya evet. Geçmesi. Başkanım çok çok selamlar var size. Aleyküm. Ömer Özgüven, Türk Bürosu'nun Van Şube Başkanı. Evet. Bol bol selam ve sevgilerini iletmiş sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yüksel Demirbaş yine Çankırı Şube Başkanımız. Başkanım selam ve sevgiler demiş sizlere.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Şube Başkanları Erhan Akgül yine evet. selam ve sevgilerini göndermiş. Erhan Bey sizlere. Aramışken söyleyelim, Çalışma Bakanlığı personeli evet. çalışma saatleriyle ilgili Sayın Bakanımızdan 8.30-5.30 olmasına dair bir talepleri var. Buradan da iletmiş olalım. Evet, buradan da iletmiş kendilerine olalım. De kendilerine de teşekkür ediyoruz. Antalya'dan sevgili Yılmaz Danabaşıoğulları'na selam ve sevgileri var. Rıza Bütün Başkanıma selam ve sevgiler. 3600 konusunda desteklerini bekliyoruz demiş. Yardımcı hizmetlerden sorular var. Tam da aslında sorularımın devamında yardımcı hizmetlerle ilgili gelecekti. Alparslan Bey Eskişehir'den sevgi ve selamlarını iletmiş. Kadim izleyicilerimizden birisi yardımcı hizmetleri kendisine. Evet. Demiş ki başkanıma selamlar, Türkeş Başkanıma ne olur bizleri unutmasınlar. Başkanım tabii gene idari hizmetler sınıfına geçirilmesi noktasında ciddi çabalarınız var. Bu konuda ısrarınız da var. Evet. Yardımcı hizmetler nedir? Ne iş yapar? Niçin genel idari hizmetlere geçirilmesini evet. istiyorsunuz? Buyurun sizden dinleyelim. Şimdi efendim 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda hizmet yerlerinin temizlenmesi, bakımı, ısıtılması, gelenlere yol gösterilmesi gibi evet. işlerin yardım hizmetli sınıfındaki personel eliyle yürütüleceği düzenlenmiş. Kanunumuzun üzerinden uzun yıllar geçmiş. 657 sayılı kanun çok eski bir kanun. Daha sonra taşerondan kadroya geçirilen personelin de aynı hizmetleri yapmasıyla şu anda ülkemizde, devletimizde aynı işi yapan, ancak birisi işçi olan, birisi de yardım hizmetli olan iki grup personel var. Ama bunların arasındaki maaş farkı uçurum. Yani işçiler niye fazla alıyor, niye fazla veriliyor demiyoruz. İşçinin hakkı daha fazla verilsin. Ama aynı işi yapan yardım hizmetli personelimizin de özlük haklarının düzeltilmesi lazım. Bunun bir yolu yardım hizmetli sınıfının kaldırılarak bu arkadaşlarımızın genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi. Bir düşüncemiz de şudur. Yardım hizmetli sınıfı miadını doldurmuştur. Çünkü yardım hizmetli sınıfında yer alan Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan istihdam edilen arkadaşlarımız 2828 sayılı kanunla ihraz ettikleri kadrolara atandılar. Yardım hizmetli sınıfının bir parçası gitti. Daha sonra bir genelge yayınlandı. Şehit yakını ve gazilerimizin yardım hizmetli sınıfındaki personelin yapacağı işlerde çalıştırılmaması, masa başı işlerde çalıştırılması. Bu da sorunu çözmemekle birlikte yardım hizmetli sınıfının içinde bir kargaşaya sebep oldu. Biz şehit yakını ve gazi kardeşlerimizin mutlaka genel idari hizmetler sınıfına atanmasını istiyoruz. Onlar bize şehitlerimizin emaneti, bu vatan için vücutlarının bir parçasını, uzvunu vermişler. Geride kalanlar ise bu devletin uzun yıllardır hizmetini yapan, çilesini çeken insanlarımız. Sayın Çalışma Bakanımız, Allah razı olsun, işte 3600 ek göstergedir, sözleşmeliye kadrodur, peşinden EYT geleceği görüşülüyor. Uzun yıllardır el atılmamış konulara el atıyor. Yani tam tekamül etmese de en azından bir başlangıç yapılıyor. Bu konuda da yardım hizmetler adına Sayın Bakanımızdan ben bir talepte bulunuyorum. Yani 3600 ek gösterge derken, sözleşmeliye kadro derken, EYT derken, arada bu yardım hizmeti sınıfındaki kardeşlerimizin talepleri de unutulmasın. Bunlar bir müjde bekliyorlar. Hükümetimizden, evet. Çalışma Bakanımızdan bir müjde bekliyorlar. Bunların da haklı talebi diye düşünüyoruz. Bu konuda da en fazla dile getiren sendika biziz. En fazla dile getiren genel başkan benim. Çünkü yıllardır onlarla birlikte çalıştık. Onların hangi şartlarda çalıştığını gördük. Bu arkadaşlarımızın da bir an evvel yardım hizmetli sınıfı kaldırılarak genel idari hizmetli sınıfına geçirilmesi haklı bir talep. Sayın Çalışma Bakanımıza da buradan iletmiş olan. Bir kez daha bunun altını çizmiş olalım. Çünkü uzun yıllardır bu talepleri var. Türk Bürosel ve Türkiye Kamusel'inde yardımcı hizmetlerin bu taleplerinin takipçisi, bir kez daha buradan iletmiş olalım. Başkanım, belki son günlerin en önemli konularından biri, bu sorularda da var. Evet. Promosyon meselesi evet. biliyorsunuz. Siz de tabii yakından takip ediyorsunuz. 50 küsur hizmet kolu evet. tabii sizde bünyenizde var. 52 tane kurum var. 52 işte. Kurum evet. var. Hizmet kolu diyorum, özür evet. dilerim. Tabii 52 tane kurum. Başkanım, tabii bir güncelleme söz konusu aslında evet. birçok yerde, ülkemizin her yerinde kurumlarla ilgili. Tabii siz de kurumlarla görüşüyorsunuz. Hangi kurumlarda talebiniz var? Bir güncelleme yapılamıyor, yapılıyor mu? Banka promosyonları ile ilgili son sözü buyurun sizden dinleyelim. Ben öncelikle bütün dünya ile birlikte geçen sene sonbaharda ülkemizi de yakan bir enflasyon olayı var. Yüksek enflasyon. Yazık, evet. Bununla birlikte özellikle 2021 yılının
işte 6. ayından sonra yapılan banka promosyon anlaşmaları, 2022'nin başında yapılan banka promosyon anlaşmaları, tutarları yüksek enflasyon karşısında eridi. Yeni yapılan banka promosyon ihalelerindeki tutarlarla eskiden yapılan ihale arasındaki tutarlarda büyük uçurumlar var. Bu nedenle biz de üyelerimizin ve hedef kitlemiz olan devlet memurlarının, kamu görevlilerinin haklarını korumak adına kurumlara yazılar yazdık. Yani banka promosyon tutarlarının tekrar revize edilmesini talep ediyoruz. Ya da iptal edilerek yeniden ihale edilmesini talep ediyoruz. Aşağı yukarı biz şurada şöyle yazdığımız yazılara bakaraktan Genelkurmay Başkanlığı'na yazdık, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazdık, Jandarma Genel Komutanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Göç İdaresi Başkanlığı, Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Danıştay, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Valilik, Sayıştay Başkanlığı olmak üzere birçok kuruma yazı yazdık. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da dilekçe kampanyası düzenledik. Basın açıklamasıyla topladığımız dilekçeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdik. Bununla birlikte kurumlarla da görüşmeler yapıyoruz. Uygulamada da diyoruz ki şey yapalım, kurumlara tavsiyede bulunalım. Yani bankaların, özellikle özel bankaların verilen cevaplarda bu olaya yanaşmadığını görüyoruz. Ancak özel bankalar da şunu bilmeli, eğer revize olayına yanaşmazlarsa ihaleler, işte cezai müeyyidenin karşılanma şartıyla iptal edilmesi söz konusu. Bununla ilgili de bir iki kurumumuz adım attı. İşte Adana Defterdarlığı, Aile Bakanlığı mevcut ihaleleri iptal etti. Yeniden ihale yapacaklar. Burada protokolda, şartnamede yer alan cezai müeyyideleri yerine getirecekler. İlgili bankalara ödeyecekler. Yeniden ihale yapacaklar. Ancak sevindirici ve olumlu bir haber aldık. Üç kamu bankasının bu konuda ortak çalışma yürüttüğü, bir adım atacakları. Şimdi üç kamu bankasıyla ihale yapmış kurumlarımız bu çalışmayı bekliyorlar. Bu çalışma sonuçlandığında atılacak adım elbette özel bankalara da örnek teşkil edecek. Onların da adım atacaklarına inanıyoruz. Bu olayın takipçisiyiz. 35 yıllık devlet memuruyum. Aşağı yukarı 15 senedir de banka promosyon anlaşmalarına yetkili sendika temsilcisi olarak Maliye Bakanı'nda katıldım. Ama memurun promosyonu bu kadar aradığı, sorduğu bir dönemi hatırlamıyorum. Ekonomik sıkıntılar malum. Memurumuzun promosyon ücretlerine ihtiyacı var. Bankalara, özellikle özel bankalara da buradan seslenelim. Memurun promosyon bedellerini revize edin. Memurun alacağı parada gözünüz olmasın. Kamu bankalarının atacağı adımların da aynısını özel bankalardan bekliyoruz diyelim. Evet, buradan bunun altını da çizelim değil mi başkanım? Evet. Cumhurbaşkanı'na da bir yazı yazdınız sanıyorum. Evet, bir de o konuya söyleyeyim. Efendim, yeni bir düzenleme de talep ettiniz herhalde başkanım. Şimdi banka promosyon ihaleleri Başbakanlığın iki tane genelgesine dayanarak yapılıyor. Evet. Mevzuatta da yeterli bir şey yok, husus yok düzenlemeye ilişkin. Kamu idareleri de uygulamada farklı farklı işlemler yapıyorlar. Yani kimi 3 yıllık yapıyor, kimi 5 yıllık yapıyor, kimi peşin yapıyor, kimi taksitli yapıyor. Biz de dedik ki uygulamada birlik sağlanması adına Cumhurbaşkanlığı'na bir yazı yazdık. Bu konuda bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var. Uygulamada birlik olsun. Bütün kamu kurumları aynı usul ve esaslarda yapsın. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı'na görüşlerimizi ifade eden bir yazı yazdık. Gerçekten bu anlamda bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var. Yalnız şuradan hususu da açıklamak isterim. Bazen sendikal rekabet de buna sebep oluyor. İşte sendikalarımız şey yapıyorlar işte, rekora imza attık, işte şu kadar tutara imza attık, yetkili sendikalar. Buradan Türk Bürosen Genel Başkanı olarak faaliyetlerini kanun ve ahlak ölçüleri içerisinde yürüten sendikanın genel başkanı şunları söylüyor. Bankalar ticari kuruluşlardır. Masada yetkili sendikanın kim olduğuna bakmazlar. Evet. Kurumun kim olduğuna bakmazlar. Bu promosyon ihalesinden kazanacakları paraya bakarlar. Tabii. Şeyleri de tutarları da ona göre teklif ederler. Sendikanın önemi nerede devreye giriyor?
şartnamede ve protokolda personel aleyhine olabilecek maddelerin yer almamasını sağlar. Ayrıca rekabet ortamının sağlanmasını sendika sağlar. İhale usulü, rekabet ortamının sağlanması. Burada sendikalar önemli ama tutarlar üzerinde işte masada kimin hangi sendikanın olduğuna banka bakmaz. Genel bütçe ile özel bütçe arasındaki kamu kurumlarındaki promosyon tutarları farklı. Bunu örnek göstermemek lazım. Çünkü özel bütçe dediğimiz üniversiteler döner sermayeleri vasıtasıyla bankalarla ilişkileri 30 gün sürer. Para giriş çıkışları olur döner sermaye vasıtasıyla. Evet. Ama genel bütçede ayın 12'sinde saymanlık maaşları yatırır. Personel ayın 15'inde maaşını çeker. Bankayla ilişkisi 2-3 gündür. Yani paranın bankada durması az olduğu için genel bütçedeki kamu kurumlarındaki ihale tutarlar bundan düşüktür. Özel bütçe işleyişten dolayı, ödener sermayeden dolayı, işte bankayla ilişkilerinden dolayı ihale tutarları yüksektir. Bu ne sendikanın başarısıdır, A sendikası, B sendikası. Tabii. Biz doğruyu söylüyoruz. Bunu da arkadaşlarımız iyi bilsinler. İhale tutarlarının yüksekliği, düşüklüğü özel bütçe, genel bütçe. Yani kurumun bankayla parasal ilişkilerinden dolayıdır. Evet. Evet. Başkanım tabii promosyon konusunda hassasiyetiniz devam ediyor ve bunu da takipçisi olacaksınız. Bir kez daha buradan da ifade etmiş olalım. Tabii hizmet kolunuza sınav açılan kurumlar meselesi, görevde yükselme. Evet, tabii birçok kurumda da bunu biliyoruz, yaşıyoruz. Bu konuda Türk Promosyon olarak nasıl destekler sağlıyorsunuz? Biraz da onları dinleyelim efendim, isterseniz. Efendim, devlet memurlarının temel kanunu 657 sayılı devlet memurları kanunudur. Orada liyakat kariyer ilkeleri der ki, devlet memurunun aldığı eğitime, gördüğü işlere göre kanun içerisinde yükselmesini sağlayın der. Yani devlet memurlarının yükselebilecekleri en üst kadro ve derecelere gelmesini sağlamak 657 sayılı devlet memurları kanunun amir hükmüdür. Bu nasıl olur? Bu sınavlarla olur. Görevde yükselme sınavları. Hı hı. Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro Sen liyakata önem veren, liyakatı önceleyen bir sendikadır. Liyakatın ölçüsü de sınavdır. Biz diyoruz ki bütün kamu kurumlarına personelinize görevde yükselme sınavları açın. Bu aynı zamanda personel mevzuat konusunda da kendini yenilediği için kuruma da katma değer katar. Personel kendisini yeniler. Mevzuat ve işleyişle ilgili kendini eğitim alır, çalışır. Hem personel kazanır, hem kurum kazanır. Bütün kurumlarda biz görevde yükselme sınavları talep ediyoruz. Bu konuda da iddialı bir sendikayız eğitim konusunda. Yakında Türk Büro Sen Akademi, Türk Büro Sen Eğitim Online sistemimiz devreye girecek. Harika. Bütün üyelerimize ücretsiz sınava girecekleri konularla ilgili eğitim vereceğiz. Bütün sınavlarda Türk Büro Sen üyeleri başarılıdır. Sebebi de eğitim konusundaki başarılı çalışmalarımızdır. Evet. Biz kesinlikle liyakat olsun, liyakatın da sağlanmasının yolu sınav diyoruz. Bütün kurumlarda görevde yükselme sınavı talep ediyoruz. Bravo başkanım. Bu konularda bir mülakatta sıkıntımız var. Mülakatın da kaldırılmasını istiyoruz. Mülakat konusunda Türkiye Komisyonu zaten değil mi? Evet. Hani cepheden karşısınız mülakata. Evet, evet. Çünkü yaşanan sıkıntılar da ortada başkanım. Başkanım tabii belki kamu çalışanlarını son dönemde hani bir promosyon kadar aslında yakından ilgilendiren sosyal konut meselesi var değil mi? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da verdiği bir müjde vardı bu konuda. Bu konuda yapılan Türkiye Komisyonu'nun açıklamaları da oldu. Neler söylemek istersiniz memurlar açısından baktığımız zaman? Efendim az önce dediğimiz gibi işte geçen yıl sonbaharda başlayan yüksek enflasyon konut fiyatlarında, kira fiyatlarında da yüksek bir artışa sebep oldu. Evet. Devlet memurlarının konuta erişmesinde, kirada oturmasında ciddi sıkıntılar var maliyet açısından. Sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal konut projesini bizi memnuniyetle karşılıyoruz. Evet. İşte sabit ve dar gelirlerle TOKİ eliyle sosyal konut imkanı sağlanacağı vaadi bizi sevindirdi. Biz mutlaka devlet memurlarının da bu kapsama içine alınmasını talep ediyoruz Türkiye Kamu Sen olarak. Özellikle büyük şehirlerimizde ve sahil bandındaki şehirlerimizde kira fiyatları fahiş. Yani bunun devlet memurunun bunu ödeyebilmesi mümkün değil. Mesela Antalya'da bir artı bir konutun 8.000 lira kirasından bahsediliyor. Görev yer değişikliği nedeniyle veya ilk atamada büyük şehirlere, sahil bandındaki şehirlere, atanacak memurlara ve yer değişikliğine tabi
memurlara mutlaka ya kira yardımı yapılmalı, ya sosyal konut proje kapsamına alınmalı. Gerçekten devletimiz büyük şehirlerde ve sahil bandındaki illerde memur istihdamında memur tutmakta zorluklar yaşayabilir. Doğru. Türkiye kamu sen olarak sorunları önceden tespit eden, buna ilişkin de çözüm önerileri sunan bir sendikayız. Bunun da iki yolu var. Birincisi, bütün memurların sosyal konut projeleri kapsamına alınması. Devlet evet. memurlarının bundan faydalanması. İkincisi de yer değiştirmeye tabi personele, yani zorunlu olarak tayin olan personele ve ilk atamada atanan personele mutlaka kira yardımı yapılmalı. Yoksa bu memurlarımız bu aldıkları maaşlarla bu kiraları ödemekte zorluk çekerler, ev bulmakta zorluk çekerler. Türkiye Kamusu'na olarak böyle bir talebinizde evet. buradan bir kez daha iletmiş olalım. Hakikaten başkanım özellikle büyük şehirlerde evet. böyle bir sıkıntının baş göstermesi çok normal. Çünkü yüksek kira artışlarıyla birlikte evet. tabii yaşanan ciddi sıkıntılar var. Sayın Başkanım tabii açıklamalarınızı takip ediyoruz. Sosyal medya hesaplarınızı yakından takip ediyoruz. Zaman zaman yönetici ve idareci arasındaki evet. farklardan bahsediyorsunuz. Evet. Aslında genel çerçevede baktığımızda evet bir şeyleri anlıyoruz ama mutlaka içinde satır aralarında gizli evet. bir takım mesajlar evet. vardır. Buyurun sözü size evet. bırakalım. Neler söylemek istersiniz? Efendim devlet memurları, amir durumdaki devlet memurları yetkilerini 657 sayılı devlet memurları kanunun 10. maddesinden alır. Orada der ki kanun ve yönetmeliklerle kendilerine verilen görevleri yapmaktan, yaptırmaktan, emri altındaki memurları yetiştirmekten ve onlara hak ve adalet içinde davranmaktan sorumludur der kanunumuz. Amir durumdaki devlet memurları. Evet. Fakat uygulamada görüyoruz ki devletin kendine sağladığı amir durumundaki devlet memurluğu vasfından faydalanarak bazı idareci ve yöneticilerimiz makamlarını, koltuklarını malum bir sendika lehine kullanıyorlar. Evet. Biz kendilerine diyoruz ki bakın biz masanın bu tarafına karışmıyoruz. İdareci tarafına karışmıyoruz. Siz de sendikacılık tarafına karışmayın. Evet. Sendikacı sendikacılığını yapsın. İdareci idareciliğini yapsın. Kamu hizmetinde de bir aksamaya yol açmayalım. Ama zaman zaman bu ayrımı bilmeyen, dikkat etmeyen yönetici idareci vasfındaki insanlarla karşılaşıyoruz. Onlara buradan söylüyorum, sizi tespit ediyoruz. Sizi not ediyoruz. Bu alışkanlığınızdan vazgeçin. Kimse devlet memurları şu sendikaya üye olsun, bu sendikaya üye olsun baskı yapmasın. Öyle bir hakkınız yok, haddiniz de yok. Türk Bürosen olarak faaliyetlerimizi kanun ve ahlak ölçüleri içinde yürütüyoruz. Ancak uysal koyunda değiliz. Dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz. Buradan da onları uyarıyorum. Evet. Hakikaten mesajlarınızın aslında ne kadar önemli ve gerçekçi olduğunu da bir kez daha görmüş olduk başkanım. Bu söylemler herhalde yerine ulaşmıştır İnşallah. Diye düşünüyorum sayın başkanım. Başkanım Türkiye'nin dört bir yanındasınız. Evet. Kurum kurum da kamu görevlileriyle bir araya geliyorsunuz, talepleri dinliyorsunuz. Birçok başlık vardır ama en azından belli başlıklarla neler söylemek istersiniz? Talepleri ve beklentileri neler? Efendim bizim bir ayağımız taşrada bütün sorumluluk sahamızdaki kurumları ziyaret ediyoruz. Bir aramızda bürokraside işte. Taşra'da gördüğümüz sorunları, talepleri, sıkıntıları geliyoruz. Ankara'da bürokrasiye anlatıyoruz. Bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sendikacının da görevi çalışanlar ve idare arasında bir köprü görevi görmektir. Evet. Buradan maksat ne? Bu devletin asli sahibi Türk milletidir. Devletimizin de görevi vatandaşına kaliteli kamu hizmeti sağlamasıdır. Bunun aksamaması, bu görev yerine gelsin diye biz de çalışanlar ve idareciler arasında köprü görevi görüyoruz. Taşra'da gördüğümüz en bariz talepler memurun genel talepleri. İşte 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro. Onun haricinde personel eksikliği var. Büyük oranda personel eksikliği var. Yani 100 kadrosu olan kurumda 30-40 personelle bu işler yürütülmeye çalışıyor. Mutlaka evet. personel eksikliği giderilmeli. Mağduriyetler var işte. Tayin hakkı olan memurumuz tayin olmamış ama torpilini bulan tayin olmuş. Bu da mensubiyet duygusunu, aidiyet duygusunu yıpratıyor. Bunlar da lütfen idareciler dikkat etsinler. Evet. Onun dışında bir sıkıntımız var. Nedir başkanım? Memur sendikacılığı da sıkıntılı.
memurun sıkıntılı olduğu gibi memur sendikacılığı da sıkıntılı. Sebebi şu, memurun hak ve menfaatleri 2 yılda bir toplanan, işte Ağustos ayında yapılan toplu görüşme masasında yapılıyor. Ülkemizde de 6 dönemdir, işte 12 senedir malum bir sendika masaya gidiyor. Memurun haklarını, menfaatlerini arayacağına memurun haklarını, menfaatlerini doğru düzgün aramıyor. Memurların sendikaya bakış açısı değişmiş. Bu masada memurun hak ve menfaatlerini aramayan sendika, işte Mayıs ayındaki sayılar tespit edilecek en büyük sendika, Mart, Nisan olunca çantayı valizi dolduruyor, işte size bir kulaklık verelim, bir kupa verelim. Sen bize üye ol, sen bizde üye olmaya devam. Sendikacılık bu mudur yani? Memur zannediyor ki sendika bir şey dağıtan, promosyon dağıtan, eşantiyon dağıtan bir kuruluş. Maalesef bu durum kurum sendikalarının da peyda olmasına sebep oldu. Değil mi? Evet, memur kendi hakkının, hukukunun aranmadığını görünce çareyi kurum sendikalarında arar oldu. Bu da yanlış. Evet. Kurum sendikaları bir hak alamazlar. Toplu sözleşme masasına oturamazlar. 1965 yılında denenmiş kurum sendikası. 65-71 arasında ilk memur sendikacılığı Türkiye'de 65-71 arasında ünvan sendikası olmuş, kurum sendikası olmuş. 500'e yakın sendika kurulmuş, en fazla üye sayısı 100 olmuş. Herhangi bir başarı da elde edememişler. Biz diyoruz ki 2023 yılı toplu sözleşme yılı. Toplu sözleşme masasında bir değişiklik yapmanın zamanı geldi. Bütün memur kardeşlerimize sesleniyoruz. Sizin hak ve menfaatlerinizi gerçekten arayacak bir sendika toplu sözleşme masasına gitmeli. Türk Bürosen olarak da bu konuda iddiamız var. Diyoruz ki bizi toplu sözleşme masasına götürün, yetkili sendika yapın, bizi gönderin toplu sözleşme masasına. Eğer hakkınızı, hukukunuzu koruyamazsak bizi de değiştirin. Ama mutlaka toplu sözleşme masasında bir değişiklik yapmak lazım. Kurum sendikalarının, küçük sendikaların, parçalı sendikalaşmanın zararı şu, yetkili ancak etkisiz ve kifayetsiz sendikanın 1-2 dönem daha yetkili olmasını sağlar. 1-2 dönem daha memurların başının öne eğilmesini sağlar. Haklarının, menfaatlerinin aranmamasını sağlar. Bunu önlemenin yolu yetkiye en yakın sendika, en büyük sendika Türk Bürosen, büro iş kolunda. Bütün memur kardeşlerimizi yetkiye en yakın sendika Türk Bürosen'e üye olmaya, destek vermeye çağırıyoruz. Ama vaadimiz gerçekten sendikacılık yapacağız. Memurun hak ve menfaatini toplu sözleşme masasına götüreceğiz. Orada arayacağız. Böyle de bir iddiamız var. Özellikle emniyet ve askeri iş yerlerindeki, adliyelerdeki, adalet iş yerindeki kardeşlerimize sesleniyorum. Kurum sendikalarıyla sizlere alınacak bir hak yoktur, menfaat yoktur, fayda yoktur. Geçmiş yıllarda da bu görülmüştür. Daha da fazla beklemenin anlamı yoktur. Bütün kardeşlerimizi yetkiye en yakın sendika Türk Bürosen'e davet ediyoruz. Ki kurum sendikacılığı da ciddi şekilde mücadele ettiğinizi evet. Değil mi başkanım? Biliyoruz. Başkanım birazdan da bir canlı yayın olacak. Yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz. Evet. Tabii hem bu alanda mücadele ediyorsunuz. Evet. Karşıt bir sendika var. Onun evet. Yıllardır zaten 6 dönem toplu sözleşmede evet. Yaşananlar var. Kurum sendikacılığı var. Birçok alanda mücadele ediyorsunuz. Sosyal haklar, özlük hakları, ekonomik haklar. Allah kolaylık versin. Allah hakikaten razı olsun. Çok önemli bir şey ama. Allah şöyle baktığımız zaman da Türk Bürosen, az önce gerçi son cümleniz belki oydu ama yine de bir tekrarını alacağım onun. Yetkiye en yakın sendika evet. Diyorsunuz. Türk Bürosen için. Hakikaten de öyle rakamlara evet. Baktığımız zaman inanılmaz bir büyüme yakaladınız. Hem Türkiye Kamusen hem de Türk Bürosen olarak. Türk Bürosen'i toplu sözleşme masasında görecek miyiz 7. dönemde? İnşallah ben inanıyorum. biz bütün faaliyetlerimizde Allah'ın rızasını gözetiyoruz. Bravo. İnsanı yaratılmışların en şereflisi görüyoruz. Bu gayeyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Cenab-ı Allah'ın da bize yardımcı olacağına inanıyorum. Göreve geldiğimiz ilk gün bir hedef koyduk. Sendikalar içinde de kendine hedef koyan tek sendikayız. Genel yetkili olmak istiyoruz diye bu hedefe de koşan tek sendikayız. Şu ana kadar 8 tane şube kurduk. 6 şubemizin kuruluşunu da inşallah ay sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Buradan amaç ne? İş kolumuzdaki bütün kurumlarda, bütün memurlara ulaşacağız. Hedef kitlemize ulaşacağız. Sendikamızı kendimize anlatacağız, çalışmalarımızı anlatacağız. Memurun da bize teveccüh göstereceğine inanıyoruz. Gerçek anlamda bir sendikacılık nasıl yapılır? Büro iş kolunda bunu gerçekleştireceğiz.
vaadimiz var, taahhüdümüz var. Buna inanıyoruz. Tek isteğimiz memur kardeşlerimizin artık hatır gönül, işte akraba hısım sendikacılığından gerçek sendikacılığa geçmesi, bu yönde adım atması. Yetkiye en yakın sendika Türk Bürosen'dir. Bütün memur kardeşlerimizi Türk Bürosen'e davet ediyoruz. Onların fikirlerine de saygı duyuyoruz. Kurulan sendikalara da saygı duyuyoruz ama parçalı sendikal hareket fayda sağlamıyor memura. Evet. En büyük sendika hangisi, yetkiye sendika hangisi ise orada toplanmak lazım diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Bu amaçla da bütün bu fikirlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi memur kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz iletişim yollarıyla. Bengütürk Televizyonu da bugün çok önemli bir görev ifa etti. Bizim memur kardeşlerimize ulaşmamızı, sesimizi duyurmamıza sebep oldu. Yayında emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, sizlere, Bengütürk Televizyonu'na teşekkür ederiz. Başkanım çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok önemli işlere imza atıyorsunuz. Dediğimiz gibi rakamlar ortada. Herkes evet. gerçekleri görüyor başkanım. Türkiye Kamu Sen ve bağlı tabii sendikalar bu iş, bu ülkede tabii kamu görevlilerinin hak ve menfaatleriyle evet. birlikte hakikaten hem de milli meselelerde her zaman tavrını ortaya koyan bir... Yani bir kelime eğer vaktimiz varsa... Lütfen. Arkadaşlar, sivil toplum kuruluşları önemlidir. Ülkeler ve toplumlar sivil toplum kuruluşlarıyla bölünüp parçalanıyorlar. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü kendine genel ilke, amaç edinen Türkiye Kamu Sen'in varlığı bu konuda çok önemlidir. Evet. Hem ülkemize hem devletimize, bayrağımıza, milletimize sahip çıkacağız. Bravo. Ama çok iyi de sendikacılık yapacağız. İnşallah. Memurumuzun hakkını, hukukunu da asla yerde bırakmayacağız. Bravo. Çok iyi de sendikacılık. Bundan şüphemiz yok. Başkanım çok teşekkür ederiz bizleri kırmayıp geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağ sağlık efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler, söz hakkında bu hafta Türkiye Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Bürosen Genel Başkanımız Sayın Türkeş Güney ile birlikteydik. Büro Hizmet Kolu'nun sorunlarını ve sıkıntılarını değerlendirmeye gayret ettik. Aynı zamanda çalışma hayatının tabii sorunlarını ve sıkıntılarını. Söz hakkını burada noktalıyoruz. Yayınımız Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'te yapacağı konuşmayla devam edecek efendim.